Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Tüm İslam aleminin Ramazan ayı mübarek olsun. Tüm oruçlarımız, niyetlerimiz kabul olsun. İnşallah iftarda hazırlayabileceğiniz bir menüyle geldim. 3 tane patatesi küp küp doğradım. Üzerine biraz su ekliyorum ve haşlamaya bırakıyorum. 3-4 dakika kadar haşlayacağım. Patatesler haşlanırken tavuk soteyi yapıyorum. 1 tane soğan, 2 tane sivri biber, 1 tane kaplı biberi küçük küçük doğradım. Üzerine biraz sıvı yağ ekliyorum ve yumuşayana kadar kavuruyorum. Bu kıvama geldikten sonra yaklaşık 400 gram kadar tavuk göğsünü ekliyorum. 2-3 dakika kavuruyorum. Daha sonra kırmızı toz biber, karabiber, pul biber ve kekik ekledim. Siz baharatları damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir tane de küp küp doğranmış domatesi de ekledikten sonra 1-2 dakika daha kavuruyorum. Domatesler yumuşayınca altını kapatıyorum ve hazır hale gelmiş oluyor. Son hali bu şekilde olacak. Şimdi patatesler haşlandı. Hemen suyunu süzüyorum. 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim. Yarım çay bardağı da süt ekliyorum. Karabiber koydum. Haşlarken tuz da eklemiştim. Şimdi hepsini eziyorum pürüzsüz bir kıvama gelene kadar. Önce bu şekilde eziciyle eziyorum. Daha sonra kaşıkla üzerinden geçiyorum. Fırın kaplarının tabanına biraz patates ekliyorum. Bu arada kapları biraz yağlamıştım sıvı yağ ile. Patatesleri paylaştırdıktan sonra kaşık yardımıyla düzeltiyorum. Şimdi üzerine tavuk sote koyuyorum. İlk önce birer kaşık koydum, daha sonra kalan soteyi paylaştırdım. Şimdi üzerine beşamel sos yapıyoruz. 2 yemek kaşığı kadar tereyağını ilk olarak eritiyorum. Daha sonra 2 yemek kaşığı un ekliyorum ve kokusu çıkana kadar yaklaşık 2 dakika kavuruyorum. Kavrulduktan sonra 2 su bardağı süt ekliyorum ve kısık ateşte kaynayıp koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Şu anda artık kaynamaya başladı. En son tuz ve karabiber ekleyeceğim. İsterseniz muskat rendesi de ekleyebilirsiniz. O da güzel bir aroma veriyor. Beşamel sos da hazır hale gelmiş oldu. Şimdi tavukların üzerine beşamel sosu paylaştırıyorum. Son olarak üzerlerine bol bol kaşar peyniri rendesi ekleyeceğim ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında kaşarlar eriyip kızarana kadar pişireceğim. İsterseniz beşamel sos koymadan tavuğun üzerine direkt kaşar koyabilirsiniz. Öyle de çok güzel olur. Ben arada böyle bir beşamel sos yapmak istedim. Ve kızarmış hali bu şekilde gerçekten çok lezzetli oluyor. Hem de porsiyonluk olduğu için servis etmesi de çok kolay. Misafiriniz geldiği zaman da yapabilirsiniz. Hemen şöyle biraz alıyorum. Çatala çok iyi getiremedim ama görüntüsü bu şekilde, tadı da gerçekten çok güzel. Ben bunun yanında havuç ve kabak tarator yaptım. Normalde ayrı ayrı kavruluyor ama açıkçası çok uğraşmak istemedim. O yüzden ikisini beraber kavurdum. Bir tane havucum vardı, iki tane de kabak.
Kabakları rendeledikten sonra biraz tuzla oğdum ve iyice suyunu sıktım. İkisini aynı tavaya koydum. Biraz sıvı yağ ekledim ve iyice yumuşayana kadar kavurdum. Daha sonra üzerine 5-6 yemek kaşığı kadar yoğurt ekledim. 1 yemek kaşığı kadar mayonez, 1 diş sarımsak, biraz da ceviz ekleyeceğim. Ceviz çok yakışıyor buna. Evde yoksa tabii ki koymak zorunda değilsiniz. Çektiğim cevizleri de koyduktan sonra hepsini karıştırıyorum. Çok lezzetli ve sağlıklı bir meze olmuş oluyor. Bir de şehriyeli bulgur pilavı yaptım. 3 yemek kaşığı tel şehriyeyi sıvı yağda biraz kahverengi olana kadar kavurdum. Daha sonra 1 su bardağı yıkamış olduğum bulguru ekledim. Ve kavuruyorum. 4-5 dakika kadar kavurdum. Ne kadar çok kavurursak o kadar güzel tane tane oluyor. 2 su bardağı da sıcak su ekledim. Bir de tuz koymuştum. Altını kısıyorum. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyorum. Piştikten sonra üzerine tereyağı yakacağım. Ben tereyağının içerisine çok az nane ve karabiber de koymuştum. Yapmak zorunda değilsiniz ama bence çok yakışıyor. Özellikle tereyağını hafif yakıyorum. Çok lezzetli oluyor. Dediğim gibi karabiber ve nane de vardı. Şimdi hepsini karıştırıyorum. Bulgur pilavım da bu şekilde hazır hale gelmiş oluyor. Üzerine bir peçete koyarak demlenmeye bırakacağım. Bir de mantar çorbası yapmıştım. Elimde birkaç tane mantar kalmıştı. Onları değerlendirmek istedim. Bir tane soğanı küçük küçük doğradım. Sıvı yağda yumuşayana kadar kavurdum. 4-5 tane mantar vardı elimde. Onları da küp küp doğradım. 2-3 dakika kavurduktan sonra 1 yemek kaşığı tepeleme un ekledim. Unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Unu kavurduktan sonra 1 su bardağı süt ekliyorum. İsterseniz krema da kullanabilirsiniz ama sütlü olunca bence çok daha hafif ve lezzetli oluyor. 4 su bardağı da sıcak su ekliyorum. Ve çorbayı 10 dakika boyunca kaynamaya bırakıyorum kısık ateşte. Kaynattıktan sonra tuz ve karabiber ekliyorum. İsterseniz farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. Bu şekilde mantarlarımı da değerlendirmiş oldum. Şimdi yemeklerimi servis tabağına alıyorum. Umarım sizlere de fikir olmuştur. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Hayırlı Ramazanlar.